Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda son güncellemenin ardından yaşadığımız oyun problemleri hakkında, gelen bazı haberler hakkında ve yeni ajan ipucusu hakkında konuşacağım. Birçok arkadaşın oyun içinde problemler yaşadığını vesaire biliyorum. Yorumlarda da yazıyorsunuz. Hani bunları da bir şekilde elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Videoya hemen geçeceğiz. Videoya geçmeden önce Voran haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için ve tabii ki de benim diğer videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca devam eden çekilişin linki de açıklama kısmında. O linkten çekilişe katılabilirsiniz. Evet kısaca oyun problemlerinden ve yoru buglarından bahsedelim. Az önce de söylediğim gibi yorumlarda bana çok fazla soruyorsunuz ne yapabilirim tarzında diye güncelleme sonrasında oyunda mavi ekran problemi, FPS düşüşü yaşanıyor. Bununla birlikte poligona girdiğiniz zaman sizi oyundan atabiliyor ve yine oyunu açtığınız zaman mouse imleciniz sol tarafta, sol yukarıda sıkışıp kalıyor. Bu problemler dışında oyun içerisinde ara ara siyah ekran da yiyebiliyorsunuz. Yani bu güncelleme ardından oyun gerçekten çok kötü bir hale geldi diyebilirim. Ya yani bu problemler özelinde söylüyorum ama hani bu problemler dışında yaşadığınız şeyler varsa bunları belirtebilirsiniz. İnsanlar bu problemlerden çok şikayet etti ve yetkililer de şu an bu durumdan haberdar. Yani bunun farkında olalım. Herhalde hotfix olarak sunabilecekleri bir çözüm yok. Salı günü veya haftanın ilerleyen günleri içerisinde hani bir güncelleme ile birlikte, daha büyük bir güncelleme ile birlikte bütün problemleri çözecekler. En azından benim umduğum şey bu. Eğer saydığım problemleri yaşıyorsanız bunların herhangi biri sizden kaynaklı değil. Oyunun kendisiyle alakalı. Bunu belirteyim. Bu oyun içi problemlerin dışında son güncellemenin ardından yoru bug'ları da çok fazla popüler bir hale geldi. Ben breeze bug'ını gördükten sonra da bir ticket atmıştım. Kendileri bu Breeze Bug hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve en kısa süre içerisinde çalışma başlatılmasını umduklarını belirttiler. Normalde bu tarz bir bug geldiği zaman daha öncesinde Killjoy'da olmuştu veya bir iki diğer karakterde de olmuştu. Bu karakterler oyundan kısa süreliğine kaldırılıyor. Henüz Yoru oyundan kaldırmayı tercih etmediler. Bunun en büyük sebebinin de karakterin az seçilmesi olduğunu düşünüyorum ben. Karakterin seçilme oranları gerçekten çok düşük. Hani mainleyen çok az insan vardır diye düşünüyorum. %1 civarlarında falan karakteri seçenler. Her ne olursa olsun ben bence karakter oyundan kaldırılmalıydı. Şu ana kadar bir çözüm üretilmeliydi diye düşünüyorum. Özellikle Breeze ve Bind haritasındaki baklar gerçekten karşı koyulamaz bir baklar. Yine NIP'den Raymond da hani siz onu Aslan Moşadov'dan başka isimle de tanıyor olabilirsiniz. Onun başına gelen bir hani bu yoru bug'ı da var. Baklar konusunda yoru bizim yeni omanımız diyebiliriz. Bu bug'ları vesaire de çok fazla paylaşanlar vardı. Türkiye'den olsun, yabancılarda olsun. Bu konuyu niye açtım? Bu Yoruba geyliğini gördüğünüz zaman, bu Yoruba geyliği ile alakalı videoları gördüğünüz zaman bunları direkt ticket ile birlikte yani ticket yollayın yani öyle söyleyeyim. Oyun içerisinde bug kullanan bir insanı gördüğünüz zaman onu raporlamanız çok da bir şeye etkilemiyor açıkçası. Hani her zaman banlanacak diyoruz fakat hani oyun içerisinde bunu teyit edecek bir sistem olmadığı için sadece raporlamanın pek de bir katkısı yok. Bug kullanan kişinin ekran görüntüsünü alırsınız bunu paylaşırsınız etiketini ismini alırsınız bu şekilde iletirseniz hani bir çözüm yolu olur bir cezalandırma olur diye düşünüyorum. Oyun problemleriyle alakalı kısaca bahsedeceklerim bu şekildeydi. Şimdi güncellemelere haberler konusuna gelelim. Bu arada ben bu videonun çekimini tamamladığım zaman da bir haber geldi. Oyun motoruyla alakalı vesaire bu şeyleri güncellemeleri gerekiyormuş. Bu yine FPS artışınızı vesaire etkileyecek şeylerden biri. Uzunca test yapmaları, dengeleme süreleri tanımamız gerekiyormuş onlara. Bu yüzden 2.10 yaması gelmeyecek. Size geride bıraktığımız videolarda da bahsetmiştim. Ben ilerleyen haftalarda bir güncelleme beklemiyorum demiştim. Bundan sonraki güncellememiz 8 Haziran'da olacak. Yani o civarlarda gerçekleşecekmiş. Dolayısıyla yaklaşık 20 gün boyunca bir güncelleme gelmeyecek ama yoruyla alakalı kesin bir hotfix bekliyorum. Geride bıraktığımız güncelleme ile beraber Valorant dosya isimlerinin klasör başlıklarına events yani etkinlikler bölümü de eklenmiş. Bunu Floxy paylaştı ve kendisinin de yorumladığına göre ilerleyen zamanlarda Valorant özel çeşitli etkinlikler görebileceğimizi belirtti. Benim en çok görmek istediğim şeylerden biri Valorant'ın önemli turnuvalarında Counter Strike'daki pikem tarzı işte hani takımları seçebildiğimiz belki takımlara özel stickerların silah uğurlarının olduğu tarzda etkinlikler görmek ve bu turnuvalara özel rozetler kazanmak. Sizin herhangi bir fikriniz, herhangi bir düşünceniz veya bildiğiniz bir şey varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine size geride bıraktığımız videolarda Pride kartlarından bahsetmiştim. O gökkuşu aldı kartlardan bunların oyuna geleceğini yakın zamanda elde etmeye başlayacağımızı söylemiştim. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda oyuna eklenecek 4 oyuncu kartımız da belli oldu. Gördüğünüz ilk kart birinci bölümü özel, ikinci kart da ikinci bölümü özel. Son iki kartta yeni gelecek koleksiyonla alakalı. Çapraşık alemler kartıyla alakalı. Çapraşık alemler veya çarpaşık alemler arkadaşlar. Hangisi onu bilmiyorum o konuda biraz sıkıntım var. Son iki kart skinler geldiği zaman ilk grafiki kartı da muhtemelen 3. bölüm geldiği zaman elde etme şansına sahip olacağız. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Üçüncü karta baktığınız zaman sanki savaş biletinde o elfin bulunduğu kartla bir bağlantısı varmış gibi geliyor. Hani bunu da böyle kısaca belirteyim. Eğer bir teoriniz varsa hikayeyle vesaire alakalı bunu da belirtebilirsiniz. Şimdi yeni ajan ile alakalı bölüme başlayabiliriz. Bu kısmı doğrusunu söylemek gerekirse bir süredir ekliyorum. Geride bıraktığımız güncelleme ile birlikte, geçen hafta gelen güncelleme ile birlikte yeni ajanın dosyası oyuna eklendi. Ajanımıza kod isim olarak Grenader ismi verilmiş. Grenader'ın esas kullanılan anlamı el bombası atan asker. Yani bu esas anlamı bu. Fakat hem bir elma ağacı türü hem de bir balık türü olarak da kullanılıyor. Bu bahsettiğimiz elma ağacı türü İngiltere'ye özel bir şeymiş. Balık türü hani ne alaka derseniz bridge birazcık hani deniz, okyanus kıyısı bir harita. Belki onunla alakalı olabilir diye düşünmüş insanlar. O elma ağacı muhabbeti de acaba İngiliz bir ajan gelecek mi tarzında biz gelecek bir sonraki ajanımızın Sentinel yani gözcü olacağını düşünüyoruz. Çünkü oyunun başlangıcında Haziran'da gelen ajanımız Reyna'ydı bir düellocuydu. Ardından Ağustos'ta Killjoy gelmişti. Sonrasında Sky gelmişti, öncüydü. Ondan sonra Yoru gelmişti, düellocuydu. Astra gelmişti, bir kontrol uzmanıydı. Dolayısıyla hani sıraya baktığınız zaman sıra gözcü bir ajanda. Tabii ki de hani sırayı da bozabilirler. Belli bir sıra var demek için henüz erken. Fakat bir gözcü ajan bekliyoruz. Hani el bombasıyla ne tür bir bağlantısı olabilir? Kendileri düellocu ajan getirmeye bir süre ara vereceklerini belirtmişlerdi ki zaten en son getirdikleri düellocu yoru videonun başında da bahsettiğim gibi şu an neredeyse hiç seçilmeyen ajanlardan biri. Dolayısıyla yeni bir düellocu getirmeden önce yoruyu düzeltmeye dengelemeye çalışacaklardır. Eğer gözcü bir ajan gelirse ve hani Grenade yeteneği olursa muhtemelen Killjoy'un Swarm'ına benzer bir yetenek olacaktır diye düşünüyorum. Direkt Grenader'dan yola çıkarak bir el bombası olacak demek de hani ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki. Yani Astra'nın kod isminin ne anlama geldiğini şu an karşınızda görüyorsunuz. Astranın kod ismi bu keke karşılık geliyordu. Hani kekin şeklinde şemaline baktığınız zaman evet uzayı vesaire çağrıştırıyor. Yine bazılarınızın dikkatinden kaçmış olabilir. Geride bıraktığımız güncelleme ile birlikte Breeze'e de küçük bir düzenleme geldi. Breeze'in A bölgesinin yukarısında bir teleport var. Bu teleportun da Yeni Ajan ile bağlantılı olduğunu zaten biliyoruz. Savaş biletimizde de Yeni Ajan ile alakalı kartta bir teleport resmi bulunuyor. Fakat bu teleportun altında bir tabela benzeri bir şey vardı. Bu gelen güncellemenin ardından bu tabelanın üzerine Secures İnişe yazılı bir şey geldi yani bir yazı geldi. Bunun esprisi de yeni ajan yolda hazırlıklar başladı tarzında bir şey. Yine Breeze'in tanıtım fragmanlarına ve konsept çalışmalarına baktığınız zaman da o yukarıdaki teleport çalışır durumda. Dolayısıyla yeni ajan geldiği zaman o teleport açılacak. Tıpkı hani Yoru geldiği zaman Icebox'da küçük bir değişiklik olmuştu. Yoru kendi maskesini almıştı. O Icebox'daki de yani maske kaybolmuştu vesaire. Bu tarz bir şey olacak. Teleport'un yeni ajan ile alakası ne olacak? Bunu merak ediyorum. Yeni ajanın belli mesafeler arasında bir teleport yeteneği olabilir belki. Çok ilginç olabilir. Bence güzel olur. Tabii ki de teorilerinizi vesaire bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla birlikte de bu yeni ajanımızın paralel evrenler ile alakalı olacağını daha öncesinde söylemiştik. Size gelecek olan paralel evrenler konusundan duvaleti kartından 3 hafta önceki videomda bahsetmiştim zaten. Paralel evrenler konusunda da Snapper bir görsel paylaşmıştı. O birize çarpan tankerde uluslararası denizcilik örgütünün bir numarası vesaire var. Bunlar normalde 7 basamaklıymış. Şu an görseli zaten karşınızda görüyorsunuz. Fakat bu görsele baktığınız zaman bu görselin başı ve sonu benzer. Aynı hatta yani simetrik. Bu görselin de paralel evrenlere bir selam çaktığını belirtmiş kendileri. Açıkçası paralel evrenler konusu hani evet hikayesi hikayeyi bir şekilde bağlanacak ama oynanışı nasıl etkileyecek bunu merak ediyorum. Benim paralel evrenler konusunda görmek istediğim şöyle bir şey var ajan skinlerinden vesaire bahsediyoruz. Takımlara özel ajan kıyafetleri gelirse bence mükemmel olur. Hani ajanların kıyafetleri tam tersi renkte olur. Örneğin Killjoy sarı mont giyiyor bildiğiniz gibi. Rakip takımın Killjoy'u mor mont giyer. Hani bu tarz değişik şeyler olabilir. Hani tıpkı Flash ve Reverse Flash'ta olduğu gibi bu da hani oyuna renklilik katar diye düşünüyorum. Tabii ki hani sadece de sadece hikayelerde kalabilir bu paralel evrenler konusu. Yeni ajan konusunda şimdiden bahsedeceklerim bu kadar. Elimizdeki şeyler de bu kadar. Sizin ekstra bildiğiniz, bulduğunuz kendi teorileriniz varsa bunları lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.